İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Burcu Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın şefaati. Mahşerde Hak Teâlâ cehennem gelsin diye emredince melekler giderler getirmeye. Derler ki, ey cehennem, seninle Cenab-ı Hak küffarın cezasını verecektir muhakkak. Biz de bu maksat ile sana geldik esasen. Sen dahi bunun için yaratılmıştın zaten. Onu 70.000 iple çekerler kuvvetlice. Her bir ipte 70.000 halka vardır bir nice. Her halkada 70.000 vardır ki zebaniler, her biri ayrı ayrı dağları devirirler. O zaman cehennemin öyle bir bağırması olur ki hem etrafa öyle ateş saçması, yine öyle şiddetli gelir ki galeyana, 7 kat asumanı boğar siyah dumana. Mahşere bir senelik bir mesafe var iken, bir ara meleklerin kurtulur ellerinden. Gümbürtüsü şiddetli olur ki öyle hatta, 1 yıllık mesafeden duyulur arasatta. Ehli mahşer bu sesi işitip çok korkarlar. Hemen birbirlerine bu ne diye sorarlar. Denir ki, meleklerden kurtulmuş da cehennem, ehli mahşere doğru geliyormuş şimdi hem. Bunu duyan herkesin çözülür dizi bağı, oldukları yerlere çöker hep mahşer halkı. Hatta peygamberler de korkuya kapılırlar. Çoğu arş-ı âlâya korkuyla sarılırlar. Nefsi, nefsi diyerek o zaman her peygamber, bugün nefsimden başka hiçbir şey istemem der. Yalnız peygamberimiz eder ki şöyle niyaz, ya Rabbi, ümmetime ver selamet ve halas. O zaman cehennemden çıkar ki öyle bir ses, korkudan boğulmaya yüz tutar o an herkes. Bu yüzden bitkin hale gelerek ehli mahşer, yüzleri üzerine kapaklanıp düşerler. Ve hatta şiddetinin çokluğundan cehennem, ikiye bölünecek bir hale erişir hem. Hak'tan gayrı kimseden bir ümit kalmadığı, korkudan hiç kimsenin kımıldayamadığı bir anda Resulullah derhal ortaya çıkar, cehennemi durdurup kendine tabi kılar. Buyurur ki, dön geri hor ve hakir olarak, ki gelsin sonra sana her kim ise müstehak. Cehennem sakinleşir bu ikaz üzerine ve der ki, ya Muhammed, muntazırım emrine. O zaman Resulullah cehennemi tutarak, arşın soluna koyup mahşerden eder ırak. Onun bu şefkatini görünce ehli mahşer derler ki, ne merhamet sahibi bir peygamber. Nitekim buyurur ki Kur'an'da Cenab-ı Hak, gönderdik alemlere onu rahmet olarak.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Meymun bin Mihran rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, insan bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta yerleştirilir. Tövbe edince kalbi cilalanır ve parlar. Dolayısıyla o siyah nokta kaybolur. Ama tövbe etmezse ve günah işlemeye de devam ederse nokta nokta kalp kararır. Nihayet bu siyahlık bütün kalbi kaplar. İşte buna ran, yani kalbin tamamen kararması denir buyuruyor Meymun bin Mihran rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Allah-u Teala sizden razı olsun. Cümlemize. Hocam ben üstünden arıyorum. Burada yastık çok geç giriyor mesela. Burada Türkiye takımına göre birer aylık, her ay internetten çıkartıyorum. Bunlar gece saat 12'den, şu anda 12'den yatsı vakti giriyor. Yatsı vakti 12'de girdiği halde hala ben dışarı bakayım, ben köy yerinde oturuyorum, bir köyde oturuyorum. Dışarı bahçeye çıkayım bakayım, hava kararmıyor. Hava iyice kararmıyor. Zaten Mayıs'ın 31'inden sonra da zaten işaret koymuş oluyor, yatsı vakti girmiyor. Bunu bize yakın olan İtalya ülkesini esas alsak olur mu? Hani size duyduğuma göre yanlış. Doğru, doğru, doğru. Öyle yaparsınız. Bir de çocuklarım 18 yaşında oğlum var hocam. Bunlara 4-5 senede ben onlara ısrar ediyorum. Zorla namaz kıldırıyorum. Bir vakti 4-5 sefer söyleyince ancak kıldırıyorum. Oğlum diye benim nefsim bırakmıyor. Seviyorum ki yıkılmayı, nefsim bırakmıyor. Ben bunları böyle ısrarla devam mı edeyim yoksa... Devam benim et. Ablam da diyor, bırak. Devam. Devam et. Bir de burada yabancı bir gayrimüslim var. Onunla bazen ben evin içinden yalnız kalıyorum. Bu benim için günah olur mu? Yalnız başına kalıyoruz bazen. Kimse yok, çocuklar yok. Gayrimüslim kadın mı? Gayrimüslim kadından yalnız kalıyorum. 75 yaşında bir gayrimüslim bir kadın var. Bu bize çok da yardım ediyor hocam. Ama İslamiyet'e davet ettim. Israr etti. Hayır. Ben kendim etmedim. Dili pek fazla bilmiyorum. Çocuklar da eşim davet ettiler. Hayır, ısrar etti. Bir bana bu konudan bir de bahsetmeyin dedi. Çocuklarıma da demiş, eğer benim aklı dengem yerinde olmasa ileri yaşlarım ilerledikten sonra beni demiş, sakın demiş beni Müslüman etmeyin demiş. Tamam. Belki demiş beni aklımı kaybederim, beni Müslüman etmeyin. Buna da çocuklarım baba anne diyorlar, onların diline memi diyorlar. Ben onun adını bilmiyorum, ben de öyle diyorum. Bu bizim için günah olur mu? Peki efendim. Peki. Bir de kendime diyorum, Allah-u Teala acaba bunun... malını benim mi kısmetim etmiş? Buna yani İslamiyet'i sevmeyen bir kadın niye bana iyilik yapsın? Ben bunu kafam almıyor hocam. Bu Allah-u Teala'nın bir takdiri. Buna inanıyorum. Peki ama efendim. Ben dua istiyorum. Peki efendim. Allah-u Teala teşekkürler. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Size de efendim. Buyurunuz. Hocam ben görme engelliyim. Tamamen kör değilim ama. Yani kendi ismi kendim yapabiliyorum ama bazı şeyleri rahat göremiyorum. Mesela böcekler oluyor. Ben bu böceklerin hangi böcek olduğunu ya da böcek mi değil mi olduğunu seçemiyorum çok büyük olmadıkça. Fark etmeden öldürebiliyorum. Buna karıncalar da dahil. Bana söylüyorlar hani o öldürdüğün karıncaydı ya da ne bileyim karıncayı öldürdüm falan. Bunun bana bir günahı olur mu? Bilmeyerek yapıyorum. Onun dışında bir de ben albinoyum aynı zamanda. Yani baştan aşağı beyazım. Saçım, kaşım, kirpiğim. Yani her şeyim beyaz. Buna bağlı bana çocuk olsun, yetişkin olsun çalışıyorum aynı zamanda da. Sorular soruyorlar mesela hani sen neden böylesin? Kaşın niye böyle? Sen yaşlı mısın? Falan diye sorular sorulabiliyor. Çoğu zaman aldırış etmiyorum ama nasıl cevap vermem gerektiğini bilmiyorum. Bazı zaman oluyor ki her gün, her an soruyorlar. Hani artık dayanamıyorum, yeter artık. Ne biçim soru, karşımdakini azarlayabiliyorum bazen. Ama sonradan da üzülüyorum. Buna nasıl bir cevap verebilirim? Bir de ben
zaman zaman oluyor, nefsime uyuyorum. Yani ne bileyim, görevlerimi aksatıyorum. Geç kılıyorum mesela namazımı vaktinden. Vaktini geç, yani mesela ezan okunurken değil de ezan okunduktan ne bileyim yarım saat sonra falan kılıyorum. Bunun için bir dua edebilir miyim? Nefsimi nasıl hani dizginleyebilirim? Ne yapmam gerekir? Bir şey denilebiliyor mu? Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler efendim. İyi günler, buyurun. Üsmen'in, Osman'ın hocamız iki sorum olacaktı. Buyurun. Dinliyoruz efendim. Hocam şimdi durumu olmayan krediyle ev alıyor. Hı hı. Bunun günahını soracaktım. Bir de gusül abdesti alırken normalde gusülediyoruz. Ama gusülden sonra da sünnet olarak namaz abdesti alıyoruz. Tekrar namaz abdestini alırken niyet etmemiz gerekiyor mu? Bu iki sorun vardı sadece hocama. Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hocam, mübarek cuma günü. Şimdi orada az önce naklettiniz ya bir mübarek söz. Kalbin kararmasından bahsediyor. Nokta 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 nokta. Memun ve Mihran Hazretleri öyle nokta, buyuruyor. Nokta nokta nokta. Hadis-i şerifte geçiyor. Ran kelimesi geçiyor. Açıklıyorlar. Evet, evet. Abi. Nokta nokta nokta, yani bu her zaman günah işlendikçe oraya bir nokta. Evet. Şimdi bunu bizim anlamamız için tabii ki bu nokta tabii. Kelimesi. Orada bir nokta yok. Yok. Açık bakarsak kalbimizde öyle bir şey yok. Yok. Bu bizim demek ki o kararma işi bizim hal ve hareketlerimizde ortaya çıkan bir şey. Belli olan bir şey yani. Mesela bak, bu dinleyicimiz dedi ya, namaz zoruma gidiyor dedi. Değil mi? Ondan sonra öbür dinleyicimiz Üsküp'ten dedi, değil mi? Çocuklar dedi, namaz kılmayı seviyorum ama demiş, nefsim ağır geliyor. Çünkü sadece kendi işlediğimiz değil. Ya insanların işlemiş olduğu şey de, günahlar da, buna zulmet deniyor. Günahtan, küfürden, bidattan meydana gelen bir zulmet var. Biz bunu görmüyoruz. Bunu çarpıcı bir şekilde Allah-u Teala rahmet eylesin, Enver abiler anlatıyordu. Nasıl? Şimdi siz de Fatih'te oturdunuz, doğal gaz yokken. Ya. Bilhassa Haliç, Balat, oralarda iskan edenler vardı. Siz de biliyorsunuz, hatta Türkiye Gazetesi'nin orada tesisleri vardı, Mehmet Ağa, evet. Caminin evet. Yanında. Evet. Yani o Balat'a doğru iniyor oraya falan. Biz de Haliç'e yakındık. Yavuz Sultan Selim Han, rahmetullahi aleyh hazretleri camisine yakın. O Yavuz Selim Caddesi, Ali Naki Sokak. Sokağı biliyorum. Unutmamışım yani. 14 sene mi öne oturduk orada. Dar Şafak Lisesi'nin arkası. Pencereleri açamıyorduk. Hava kirli. Kışın değil mi mesela? Evet. Hava bir çöker. Hava kirli. Emel abiler bize anlatırken bu misali veriyorlardı. Yakinen müşahede ediyorsun ya. Ya sabahleyin mesela yatmışsın. Karbondioksit bilmem ne var. Açıp bir ferahlandıracaksın. Açamıyorsun. Camı açamıyorsun. Bir de Haliç kokuyordu biliyorsun. Evet. Açtığın zaman evler hemen kapatıyordun falan. Dolayısıyla hava kirli. En canlı misali. Teneffüs ederken onu hissediyorsun. Şimdi o misali gözünün önünde canlandırınca havanın kirliliğini, ha diyorsun, o zulmet. Yani küfür zulmeti, bidat zulmeti, günah zulmeti. Ne menen bir şeyse biz girdiğimiz zaman her tarafı kaplamış, bizi de sirayet ediyor o. Nasıl ki bu havadaki oksijen, o karbondioksitlerle işte kömür bilmem nelerle falan karışıp, yahut da o pis kokularla karışıp teneffüs ettiğim zaman bunu hissediyoruz. Aa diyoruz, hava çok kirli. Hatta bazen televizyonlarda, gazetelerde falan da yazıyor, televizyonlarda anlatılıyor. İşte şu şehirde mesela, şimdi bazı şehirlerinde işte bilmem oranı bilmem nereye çıktı. Dolayısıyla herkes maskeli dolaşıyor. Şimdi günahtan korunmak için maske takamıyorsun. Yani sokağa çıktığın zaman mutlaka haramı görüyorsun. Haramı mutlaka görüyorsun. Ama şimdi artık sokakta da gerek kalmadı. Eskiden televizyon deniyordu falan. Televizyona da gerek kalmadı. Herkesin cebinde. Sabahleyin siz de görüyorsunuzdur. Evet. Biz serviste gelirken falan, bir arabayla gelirken falan bakıyorum şimdi, kulaklar takılmış, genci şeyi elinde böyle şey, telefonu duruyor falan. Robot gibi gidiyor. Ya birisiyle konuşuyor. Hihi falan gülüyor, diyorsun deli mi? Kendi kendine konuşuyor değil mi? Elinde tık 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 tık. Yok.
tamamen girmiş oraya. Veyahut da aynı şekilde birisi orada bir mesaj gönderiyor. Aa şu videoya bak veyahut da şu internette şuraya bir giriver falan. Yolda giderken böyle küt diye tökezliyor bazen. Onu bile görmüyor. Yani öyle bir günah, pislik onun içerisine girmişiz ki. Sarmal. Ha, girmişiz günah ki. Günah sarmalı diyelim. Şeyde İmam Rabbani Kutsi Sözleri 400 sene önce bidat zulmetinden bahsediyor. Şimdi küfür zulmetinden bahsediyor. Bahsediliyor küfür zulmetinden. Bir de tam İlmihal Saad Tebili kitabını hazırlayan Zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, onun komşusu vardı. Erol Sevdi abimiz. Ya onun üzerine bizim hakkımız vardı çünkü Gönen'deyken orada vesile olmuşlardı. Allah Teala rahmet eylesin. Onlar böyle yan yana oturuyorlardı. Ve bu Hakikat Kitabı'nın kitap işleri de bir ara orada vazifeliydi bu abimiz. Ondan dinlemiştim ben. Bir gün dedi gittik, yani o kitapların raporlarını veriyoruz. Onların gramajları var ki ona göre basılıyor, ona göre kağıt temin ediliyor. Hangi kağıtta ne kadar oluyor falan. Onlar hepsiyle de kendisi ilgileniyordu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala. Çok titizdi ve dikkatliydi. Tasih konusunda hakeza. Mesela Tam İlmihal Saadet Ebediye kitabını her basma baskısından önce matbaadan çıkar, kendisine götürülür. Başından sonuna kadar bütün sayfalar, 1000 sayfadan fazla. Hele bir seferinde akşam gitti, sabah geri geldi. Bütün sayfalar, o zaman şaşırdım kaldım, dedim ha. Allah-u Teala sevgili kullarına Allah-u Teala yardım ediyor. Mümkün değil. 1000 sayfalı kitap şey gibi, ne derler, çiçek tarlası gibi. Kırmızıyla tasih yapmış böyle. Virgülüne tahammüller yoktu. O kesme işaretleri, harflerin orijinal yazılışlarına o kadar dikkat ederlerdi. Şimdi bir gün diyor gittim, arz ettim falan. Orada buyurmuşlar ki, ya kardeşim buyurmuşlar, bu duvarlardan zulmet akıyor. Evin içine, evin içine ya. Yani dışarısı değil, evin içine giriyor bu. Evde de televizyon şeyler varsa her taraf aynı şekilde günah bataklığı. Her taraf günah bataklığı. Şimdi Meymun bin Mihran Hazretleri buyuruyor ki, yani o zulme şey kalbi karartır. Hadis-i şerifte geçiyor ran kelimesi. Yani nokta 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 kalbi karartır. Simsiyah hale getirir. Anlaşılması için bu. Yoksa sizin de ifade ettiğiniz gibi orayı siyah boyayla boyamıyorlar. Ama küfür, bid'at, günah zulmeti kalbi kaplıyor. Kalbi kaplayınca ne oluyor? Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu bizim bakışlarımız, sözlerimiz, dinlediklerimiz, el hareketlerimiz, ayak hareketlerimiz hepsine yansıyor. Hepsine yansıyor. Mesela şeyde ben çok dikkat ederdim. Bütün, çünkü bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helekel müsevvufun. Hatta Emel abiler bir gün işte hem kaybederleri hem de hocamız diye anlatırlar. Hüseyin İlmi Efendi'ye arz ediyor. Efendim her bir İslam alimi kendisine bir hadis-i şerifi rehber edinmiş. Siz neyi rehber edindiniz diye sual ettiği zaman cevaben buyuruyorlar ki, biz helekel müsevvufun, ileride sonra yaparım hadis-i şerifini. Çünkü devamında helak oldu buyuruyorlar. Sonra yaparım diyen helak oldu. Emel abiler çok naklederdi bunu. Sonra yaparım diyen helak olur değil. Helak oldu. Evet. Oldu. Oldu. Kesin. Gitti yani, kesin. Bu hadis-i şerifi kendime rehber edindim. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin hayatında yarın yoktu. Enver abide de vardı bu. Hatta bir seferinde Cağaloğlu'nda, o zaman TGRT falan yok. İşte kendi oturduğu odada, önündeki masada. Akşam olunca buradaki notların hepsini hallediyorum, bitiriyorum. Hepsini. Kendime göre aldığım notların işlerini bitiriyorum, yırtıyorum, çöp atıyorum. Çünkü ani bir hak vaki olmuş olsa, kendi evladı gelecek, bakacak babam bunlardan ne demek istedi. Başkasını üzmeye, başkasını sıkıntıya sokmaya benim hakkım yok dedilerdi. Ana, evladı için de söylüyor bunu. Benim hakkım yok. Biz kul hakkı, ya evladın anne baba üzerinde hakkı var. Anne babanın evladı üzerinde hakkı var. Bunlar karşılıklı. Ne olacakmış canım? Değil öyle o. Değil öyle. Onların yakinleri var bu konuda. Dolayısıyla çok titiz davranırlar ve Enver abiler de sık sık hava kirli diye naklederlerdi bize. Hava kirli. Hava kirli. Önceleri anlamıyordum. Ya kış değil ya, niye kirli olsun falan. Hatırıma geliyordu. Kışın hissediyorduk. O zaman Fatih'te oturuyorduk. Hakikaten kirli. Şu doğalgaz bir nimet. Bunu şükrüne eda etmek lazım. Şükür nerede? Hatta hatırlar mısın şeyde, Türkiye Gazetesi bir bisiklet vermişti okuyucusuna. Evet, evet. Bisiklet vermişti. O bisikletin ayağı yokmuş. Türkiye Hastanesi'nde bir gün o okuyuculardan bir tanesi Enver abiyi görmüş rahmetliyi. Demiş ben, demiş, gazeteyi bırakıyorum. Enver abi sormuş niye? Demiş ayağını vermedi. Enver abi demiş şuna bir ayak veriverin demiş ya. Ve o zaman bir şey söylemişler. Bu insanlarda takdir hissi ölmüş.
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Adama her türlü imkanı veriyorsun. Her türlü imkanı veriyorsun. Ya ondan sonra adam bakıyor falan. İyi ama diyor mesela su getirmişin önüne. Tertemiz su. Ama diyor markası niye böyle değil. Tepesine hani dökeceğim. Gırtlağını sıkacağım. Sen mavi bisiklet vermişsin. Niye kırmızı değil? Niye kırmızı değil? Ya, takdir hissi ölmüş. Yok, takdir yani. Hissi ölmüş. Doğru. Şimdi bizi o Cağaloğlu'ndayken zaman zaman Türkiye gazetesindeyken Emel abiler Damuset hareket edilmesini arzu ederlerdi. Geri planda çalışanları bile aboneye gönderirdi. Gidin insanlarla görüşün, aynı şekilde dertlerini dinleyin falan diye. Ha bakıyorsun herkes cibilliyetinin özelliğini gösteriyor. O zaman bir saat verdiydi. Neyse bir tane birisine girdik, adam sövdü, saldı, bağırdı falan, çağırdı, bir sürü bir şeyler, hakaret. Neyse oradan çıktı, bir pastacı, sırayla gidiyoruz esnafa. Ona Türkiye Gazetesi abonesiymiş falan, dedi ne güzel saat verdiniz, onun da yel kovanı yok. Akrebi yel kovanı yok ama saat çalışıyor, tık 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 diye. Ama ne güzel sesi var dedi, saat dedi, dedi tık 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 diye ses veriyor. Ondan sonra çıktık iki arkadaşlık. Dedim görüyor musun, bak bunun ikisi de insan. Öbürsü hakaret diyor, sövüyor, sayıyor. Bunun hakaret etmesi lazım. Ya bir saat verdiniz, yel kovanı yok, bir mazereti var yani. Onun hiçbir şeysi yok. Abone değil, bir şey değil falan. Adam Türkiye Gazetesi'ne düşmanlığı sebebiyle ağzına gelen her türlü... ...kendi içindeki pisliği kusuyor tabii evet. De. Kendisine söylüyor falan. Öbürüsü de yani... takdir hissi ölmemiş adamcağızın. Ya hemen haber verdik götürdü, saatini değiştirdiler adam. Ki onu vermek zorunda değil zaten. Bir değil. Gazete alıyorsun. Bir gazete alıyorsun. Bir gazetenin parası yani. Tabii. Ödenen şeyde. Fazlasıyla veriyorsun yani. Zaten. Fazlasıyla veriyorsun. Dolayısıyla insanlarda o takdir hissi de gitmiş. Takdir hissi de aynı şekilde ölmüş. Mesela Emel abiyle fedakarlık yaptılar. Türkiye Gazetesi'ni yayınlıyorlar. TGRT FM yayınlattırdılar. TGRT Belgesel, TGRT Haber, neyse Türkiye takvimi çıkardılar. İnternet siteleri kurdular. Niye? İnsanlar işte bu kadar bu zulmetin içerisinde böyle el yordamıyla internete girerken bu sitelerden birisine takılırsa, radyo dinlerken TGRT FM'e takılırsa, televizyon izlerken işte TGRT Belgesel'e, TGRT Haber'e takılırsa veya kitap şey yaparken habire onu teşvik ediyorlardı. İşte Berat Kandil'i geliyor her kandillerde TGRT Belgesel, TGRT FM'le beraber ortak yayına geçiyor Mevlüt yayını. Gittiği yerde de kitap dağıtılıyor. Mevlid yayını yapılan yerlerde kitap da dağıtılıyor. Bunlar sponsor oluyor. Yani müessese şu anda kendisi borçlar olması sebebiyle Allah razı olsun yardım edenler var. Allah razı olsun diyor ki ben dağıtamıyorum, edemiyorum ama diyor durumum müsait. 100 lira veriyor, 500 lira veriyor, 1000 lira veriyor, 5000 lira vereni var. Yani ne olur? 1 lira verse bile şeydir yani. Tabii ortaktır. Gönlünden kopmuş gelmiş. Tabii yani. Gönlünden kopmuştur. Ha bu nedir? Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak insanlara iletmektir. Hatta evet. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki... ...bir kimseye bu kitapları verdiğin zaman kulağından tutup cennete götürmek demektir. Ve hatta bir şey daha kullanıyorlardı. Bunlar ehl-i sünnet talimlerinin kitapları olması sebebiyle. Buna fiilen iştirak eden, malen para itibariyle iştirak eden... Hiçbir şeysi yoksa elini kaldırıp ya Rabbi bunlara yardım eyle diye dua eden bu sevaba ortak olur. Hatta 7 sülalesine de yeter deniyor. Biz de galiba 1. bölümü kaynatıverdik gitti. Bir soru sordum. Estağfurullah. Yani gayet faydalı oldu değil mi? Demek ki yani buradaki o kalbin kararması yani sadece kendi evet. işlediğimiz günahlardan değil insanların aynı şekilde rotası hepimizin kayık. Dolayısıyla düzgün gidenin bile rotasını değiştiriyor. Ha diyeceksin demir yolundan giderken de mi? Evet demir yolundan giderken bile farkına varmadan kendi elinle makası değiştiriyorsun. Başka bir yere başka bir hatta atlıyorsun. Niye? Nefsine tabi oluyorsun. Onun için Enver abiler hep buyururlardı. İnsan ya Allah-u Teala'nın kuludur veya nefsinin kuludur. Şimdi zamanımızda bir de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir sözü var. Buyuruyorlar kardeşim eskiden nefsi tarif etmek kolaydı. Özür dilerim zordu. Eskiden nefsi tarif etmek zordu. Şimdi kolay buyurmuşlar. Allah Allah dedim ben bunu duyunca nasıl kolay ki dedim. Sokakta yürüyen her insan için... İşte nefs diye gösterebilirsiniz. Mücessem nefs. Şimdi ya uzattım ama sabahleyin gelirken dikkatimi çekiyor. Bilhassa gençlerde şu dizlerini o hususi yapılıyormuş ne bileyim ben o. Ya diyorum bu çok mu namaz kılıyor? Çok dizüstü oturuyor. Buralar yırtık. Pantolon yırtılmış. Meğer karizmaymış o. Ne bileyim ben köylüyüm bilemiyorum öyle şeyleri. Ben bilemiyorum öyle şeyleri. Ya Rabbi dedim akıl var fikir var. Üstü zannınıza hayran oldum. Çok namaz kılıyor dizi eskimiş. Evet, peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Müzik
Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sevdiklerinle beraber olursun. Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanında haşrolacaktır. Bir kimse Resulullah Efendimiz'e kıyameti sorunca, kıyamet için ne hazırlık yaptın buyurdu. Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım deyince, Peygamber Efendimiz sevdiklerinle beraber olursun buyurdu. Allah-u Teala'yı ve onun peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli, saygılı olmak demektir. Salihleri severek onlardan faydalanmak için onların yaptıklarını yapmak lazım değildir. Çünkü onların yaptıklarını yaparsa o da onlardan olur. Peygamber Efendimiz bir gün, bir cemaati seven kimse onların arasında haşrolunur buyurunca, Ebu Zer Gıfari Hazretleri, ya Resulallah, bir kimse bir cemaati sevse, fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye arz etti. Peygamber Efendimiz, ya Ebu Zer, sevdiklerinle beraber olursun buyurdular. Hasan-ı Basri Hazretleri, sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlarsa da onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir buyurmuştur. İmam-ı Gazali Hazretleri de salihlerin iyi amellerinden birkaçını veya hepsini yapmadıkça yalnız sevmekle onların yanına kavuşulamaz buyuruyor. Abdullah-ı Ensari Hazretleri anlatır. Birisi rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Evliyadan bir grupla bir yerde oturuyorlar. Herkes Resulullah Efendimiz'i dinliyor. Birden semanın kapıları açılır. Elinde ibrik ve leğenle bir melek gelir. Melek ibrik ve leğenle herkesin önüne gelir. Orada bulunanlar ellerini yıkarlar. Rüyayı gören kimse en sonda bulunur. Sıra ona gelince leğeni kaldırın, o bu taifeden değildir diye bir ses işitilir. Melek de leğeni alıp götürür. O kimse Peygamber Efendimiz'e dönerek, ya Resulallah, ben bunlardan değilim ama biliyorsunuz ki sizi ve bunları çok seven birisiyim der. Peygamber Efendimiz de bunlara muhabbet eden bunlardandır buyurur. Bunun üzerine melek leğenle ibriği getirir. O kimse de elini yıkar. Peygamber Efendimiz o kimseye dönüp tebessüm ederler ve bize muhabbet ettikçe bizimlesin buyururlar. O kimse bu rüyadan sonra Allah-u Teala'nın sevdiklerinden olur. Doğru yolda gidenleri sevmek, onlarla tanışmak, görüşmek, onlar gibi olmaya özenmek, o büyüklerin sözlerini işitmek ve kitaplarını okumak, Allah-u Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir ve onun ihsanlarının en kıymetlilerindendir. Peygamber Efendimiz, El mer'u me'a men ehabbe buyurdu. Yani, kişi dünyada ve ahirette sevdiğiyle beraber olur. Bunun için din büyüklerini seven kimse onlarla beraber olur. Herkes neyi severse onun zikrini çok eder. Allah'ı seven Allah'ı, Resulullah'ı seven onu, evliyayı seven evliyayı çok zikreder, anar. Yani hiç hatırından çıkarmaz. Nitekim çocuklarını, eşini, tarlasını, bağını, bahçesini, parasını seven bunları hiç gönlünden çıkarmadığı gibi. Herkes kalbini yoklarsa kimi çok sevdiğini anlar. Herkes sevdiğini emrettiyse onu canı gibi yerine getirir. Bazısını yapar, bazısını yapmazsa sevgisi az, hiç yapmazsa sevmediği anlaşılır. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, Allah-u Teala'yı seven, Allah-u Teala'nın sevdiklerini de sever. Allah-u Teala'nın sevdiklerini seven, Allah-u Teala'nın rızası için sever buyurmaktadır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sevgi, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi gerektirir. Bu sevgi ve düşmanlık, aşıkların elinde ve iradesinde değildir. Seviyorum diyen bir kimse, sevgilisinin düşmanlarından uzaklaşmadıkça, sözünün eri sayılmaz. Buna yalancı denir. Sevgi, sevgilinin her şeyini sevmeyi gerektirir.
Büyükler, sevdiğin zadı inciten kimseye gücenmezsen köpek senden daha iyidir demişlerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmek insanı Allah'tan uzaklaştırır. Onun düşmanlarından uzaklaşmadıkça sevgiliye dost olunmaz. Muhabbet edene muhabbet edilir, seven sevilir. Unutmayan unutulmaz. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, kişi dünyada kimi severse ahirette onun yanında olur. Yani dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Evet, dinleyicimiz Üsküp'ten arıyorum dedi. Demek ki bizim üstümüzdekilerin hepsinde oluyor bu. Yani İstanbul'da demek ki sınırda duruyor. Tabii, kuzeye doğru. Tabii, Romanya'ya kaydığın zaman bu Mayıs ayından sonra. Ya dinleyicimiz açıkça dedi, ben dedi bakıyorum dedi, kararmıyor hava dedi. Kararmadığına göre zaten dedi, ben dedi mesela dedi, o internete giriyorum, Türkiye takımı olarak çarpı koyuyor dedi. Çarpı konunca demek ki girmiyor. Yassı girmiyor. Böyle durumlarda daha önce anlatmıştınız dedi, aşağıda İtalya'ya doğru indikleri zaman giren yere esası alabilir miyiz? Tabii. Oruçta da alabilirler onu. Orayı baz alabilirler. Yani şeyi beklemelerine gerek yok. İtalya'nın mesela uç noktalarından birisi. Güneydeki. Güneydeki. Yunanistan'ın güneyinde mesela. Olur. İtalya'nın güneyinde. İstanbul Sicil. Alınabilir. İstanbul alınabilir. Onlardan birisi alınabilir. Şey anlamaz mı? Güney Afrika alınamaz mı? Şimdi kış orada, günler kısacık. Bilmem. Günler kısacık. Ama en yakın yer demiyor muydu? Evet, en yakın yer diyor. Ya biz oraya gitsekte orada yayın yapsak, oradan şey yapsak. Ramazan Şerif'te. Olur, Ramazan Şerif değil gelince mi? Değil mi? Aa, şimdi kar yağıyor, üşüyoruz falan deriz, tamam. Buradakiler de diyecek ki ne diyor bunlar ya. Ya orada kış. O taraf güney yarım küre öyle oldu şimdi. Efendim, dolayısıyla kendi güneylerindeki bir şeyi, ülkenin kendilerine yakın bir vilayetin namaz saatlerini, yani vakti giren bir yeri baz alarak yasıyı ona göre kılarlar, orucu da ona göre tutabilirler. Dedi çocuklara dedi, bazen de 2-3-4 defa falan söylüyorum, söylesin. Bıkmasın, çünkü zaten birinci benim hep onunla geçti. O zulmeti, küfür zulmeti, bidat zulmeti, ondan sonra günah zulmeti. Yani perişan ediyor, hepimizi perişan ediyor. Hatta şeyde insanlar hani ona bile ne olacakmış bu falan diye. Şimdi Feyzbaşı Caddesi var. Fatih'te. Ana cadde. Evet. Bir sürü mağazalar var. O mağazaların çoğunda da böyle işte giyim mağazalarının önünde mankenler bulunuyor. Maketten yani yapılmış. Cans. Put yani. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyurmuşlar ki bu maketler, bu mankenler bu bölgedeki yaşayanların sabah namazına kalkmasına mani oluyor. Oh. Onun zulmeti. Tamam mı? Oh. Gerisini sen düşün. Onun için mesela akşam evde böyle açıkta resim bulundurmamalı. Çocuk odalarında genellikle mesela yok oyuncaklardı bilmem neydi falan. Çocuğun yorganı üzerine koyduğu battaniye falan böyle resimli, çocuk hoşuna gitsin diye falan. Aslında çocuğun hoşuna gitmesi değil. Çocuğa lazım olanı vermeli. Çocuğun hoşuna gitmesi. Çocuğun aklına mı uyacaksın sen? Çocuğu sen koruyacaksın anne baba olarak. Dolayısıyla oyuncakları, resimli olan şeyler varsa hele duvarlarda falan. Bunları kaldırmalı. Rahmet meleklerin girmesine mani olduğu gibi. O zulmet o çocuğa da sirayet eder. Onların bedeni daha da körp olduğu için sonra diyorsun ki çocuk asi oluyor. Sen kendini hazırladın bunu. Kendini hazırladın o şartları. Eve girdiği zaman nazar dualarını okumalı, nas felak okumalı, ayet-el kürsi okumalı. Kendini zorlamalı yani. Yani mutlaka Kur'an-ı Kerim açmalı. Hatta buyuruyor ki bir evde işte el hakimette kâkudiyâ yöl kâfirun, ondan sonra üç ihlas, felak nas ve bir de Bakara suresinin başı. Yani Elif Lam Mim, Fatiha ve Elif Lam Mim. Her gece okunmalı. İşte çeşitli belalardan, musibetlerden muhafaza eder diye Mızraklı İlmihal'de anlatılıyor. Üçcedil İslam İlmihal'de var bunlar. Onlara da aynı şekilde dikkat etmeli mi? Etmeli. Yoksa yani bilgisayar diliyle söyleyecek olursak, birinci bölümdeki konu da dahil olmak üzere, o işte karar mahallesiz falan var ya hocam. Hani şöyle bir şey var. Bilgisayarda virüs geliyor, programı bozuyor. Ya da ne bileyim işte spam geliyor, senin programını bozuyor. Günahlar da işte şeytan, nefs, bunlar da kalbe sürekli böyle spam atıyorlar.
Aynen öyle. Senin bozuyorlar. Doğru yoldan seni patika yola ittiriveriyor. Yapısını bozuyorlar. Yani temizliğini bozuyorlar. O anda böyle diyorsun ki doğru yolda gidiyorum zannetsin. Direksiyonda kendini zannediyorsun falan. Halbuki otobanı çoktan çıkmışsın. Dağlara vurmuşsun. Yani. Bir yere gelecek seni pat diye uçurumdan atacak. Allah Teala hepimizi muhafaza buyursun. Dolayısıyla nasihat etmeye, yerine göre tatlı, yerine göre sert. Çünkü onu ateşten koruyorsun. Anne babanın hakkıdır bu, vazifesidir de. Yani çocuklar razı olsun olmasın, hoşuna gitsin gitmesin. Ben çocukluğumda hatırlarım. Annem ikide bir hatırlatırdı. Namazını kılıyor mu anne? Mahşer günü görüşürüz derdi. O da korkardım ben de. Korkardım. Yani insan erkek çocuk da kız çocuk da annesine karşı hani anne samimiyse anne namazda taviz vermezse çünkü annem taviz vermezdi. Orak pişme zamanı olsun ondan sonra kışın o hayvanlara bakarsan olsun üstü başı şey falan namaz vakti dediği zaman her şeyi bırakır namazı şey yapardı. Babaannemde de vardı o. Dolayısıyla onları gözünden görüyorsun. Onlar bir şey söylediği zaman ha ben namazımı kılmıyorum. Oğlum kıldın mı ya kızım kılsana namaz. E baba sen niye kılın lan? Sen bana ne bakıyorsun sen kıl sen kıl. On tesir olmaz ama. Olmaz o. Baba patır 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 sövüyor. Oğlum sövme bak bu kötü bir şey. Olmaz o. Olmaz o yanlış. O yanlış. Önce anne baba kendisini düzeltmesi gerekir. Allah-u Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ahir zaman fitnesinden de muhafaza buyursun. Efendim dinleyicimiz gayrimüslim bir kadınla. Yani bir Müslüman kadın bir odada kalabilir mi? Kalabilir. Onun bir mahsuru söz konusu değil. Ha dinleyicimizin hatırına şu gelebilir. Belki ilmi hali okuyor. Daha önce çeşitli vesilelerle bahsedilmiş oldu. Mesela İslam Ahlak kitabında da geçiyor. Gayrimüslim kadın veyahut da fasık olan bir kadın. Yani erkek hükmündedir. Yani başını açamaz. Hanbeli mezhebinde caiz ama. Hanbeli mezhebinde caiz. Dolayısıyla hani ona bakmalar, onu şey yapmalar falan bize dedi yardım diye diyor. Belki bunlara yardım etme sebebiyle Cenab-ı Hak ömrünün sonlarına doğru hidayet nasip edecek. Hani dedi beyim evlatlarım falan teklif etmişler ama dedi itibariyle hani reddetmiş falan. Belli olmaz kalpler ne zaman dönecek vakti saati vardır. Yani bir Müslümana yardım etmesi neticesinde Cenab-ı Hak hidayet nasip edebilir. Bir de biz dedi hani dedi babaanne gibi dedi çocuklar diyorlar mami diyorlar falan dedi. Onun bir mahsuru var mı yok? Yani gayrimüslim Hristiyan Yahudi bir yaşlı teyze, bir kadın Allah. Görsek biz teyze deriz. Ondan sonra adama amca deriz. Bunun mahsuru söz konusu değil. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sorularına. Özür dilerim ona dua edilir mi mesela? Edilir. Ya Rabbi hidayet nasip et. Diye. Tabii. Dua edilir. Efendim diğer dinleyicimiz dedi ki ben dedi iyi göremiyorum. Dolayısıyla hani gözlerim görmüyor ama dedi tamamen değil dedi. Fakat dedi yerde sürüngen olarak veya dolaşan böceklerin karınca mıdır değil midir onları fark edemiyorum. Dolayısıyla ben dedi bazen dedi hepsi zararlıdır diye öldürüyorum dedi. Günaha girer miyim? Yok girmez. Çünkü Allah-u Teala bir kuluna ne kadar kabiliyet, ne kadar özellik, ne kadar hususiyet vermişse onunla sorumlu tutar. Göremiyor. Karıncalar bile öldürülür. Evi istila etmiş mesela. Şeyde Fatih'te otururken bir yol bulmuştum. Mutfaktan bir yerden toplanırlardı bunlar. O zamanki kaşarlar biraz daha düzgündü kaşar peynir. İncecik dilerdim. Hakikaten yağlı oluyordu. Onun kokusunu duydum yine patır patır geliyor. Bak o şeylere margarinlere gelmezler kokusu yok tütüsü yok onun katiyen. Ne karınca geliyor ne sinek konuyor. Bir arkadaşım bir izlemişti. Sen dedi koy dedi mutfağa dedi bakalım dedi margarin dedi. Ona sinek konar mı? Hakikaten konmuyor. Ama dedi bir tereyağı koy nasıl gelirler falan. Hakikaten. O bir gazete kağıdı genişçe onun içine kaşar peynirinden ince dilim koyardım falan. Bir saat sonra geldiğin zaman kaşar peyniri gözükmüyor. Simsiyah her tarafı. Binlerce. Gazete kağıdıyla böyle hop aşağıya. Peyniri de gönderiyor. Aşağıda yiyin diye. Aşağıda yiyin diye. Fakat ertesi gün yine çıkıp geliyorlar. Ya dedim ben zor çıkıyorum bu üç kat diye. Onlar yine çıkıp geliyorlardı. Yine çıkıp geliyorlardı. Bazen çok zaruri durum söz konusu olur. Hani bazen dinleyicilerimize şey yapıyor falan. Hani elinden geldiği kadar süpürdü onları attı falan ama... Şimdi mesela şey var, ne diyorlardı, röverozmoz mu deniyordu ona, yani. Sulu süpürge. Evet. Ondan çekiyor mesela. Görmüyorsun onu, hani suda boğarak öldürmek caiz değil, bilerek yapmıyorsun ki onu. Süpürürken o da çekiyor. Veya onu. Mutfak diyelim ki fayanstır veya buna benzer bir şeydir, süpürdün şey yapmadı, suyla yıkayacaksın, aldı götürdü. Ama o suyla giderken falan da, ben küçükken hatırlarım onu da, böyle acırdım, tarlayı suluyoruz.
fasulye tarlasını, pancar tarlasını. Bir sürü karıncalar var. Bir gün böyle çocuktum, üzülüyorum falan. Annem dikkatini çekiyor oğlum dedi, ne oldu sana? E dedi burada dedi böcekler, karıncalar var bilhassa. Onlara bir şey olmaz oğlum dedi. Bak dedi sulandıktan sonra görürsün. Ya nasıl gizleniyorlar, nasıl şey yapıyorlar. Böyle bir dal falan yakalasalar orada bir yapışıyor. Demek ki bir nefes alma durumları var demek ki o şeyden. Evet. Hakikaten suluyorsun, bir gün o güneşi görünce o hemen tavsıyor. Bir bakıyorsun zaten toprakta yumuşacık, takır 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 gene başlamışlar. Allah Allah dedim. Ölmüyorlar hele. Ancak sel alır götürür şey yaparsa falan. Şey. Neyse yani öyle durumlarda da mesul olmayız. Bu dinleyicimiz de mesul olmaz. Bir de dinleyicimiz buna ne rahatsızlığı dedi, bir şey dedi ama bembeyazım dedi. Her şeyim beyaz benim bende. Hakikaten zor ya. Yani şu anda bizim dinleyicilerimiz de dinlemişlerdir. Dua etsinler hakikaten. Kadıncağızın zor işi. Her gelene niye böylesin, niye böylesin dert anlat, 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 anlat. İnsan makine değil ki be. Hani bazen ilk defa şeylerde çıkmıştı o telefon hatlarında. Allah rahmet eylesin bizim ablamın beyi, enişte. Şimdi bant yayını koyuyorlar ya. Da kimse de bilmiyor falan. Çalıyor falan. Ondan sonra konuşuyor. Bizim rahmetli. Teşekkür ederiz, sağ ol. Teşekkür ederim. Ama karşıda muhatap yok. Karşıdaki bant. Bant. Karşıdaki bant. Şimdi insan böyle bant değil. Her gelene. Ya da bantı alıp da niçin böyle basacak? Başka çaresi de kalmayacak hakikaten. İşte anlatacak bu, alacak. Önünde bir şey deyip buyur dinle. İşte bu sebepten dolayı. Bu bir hastalık, bir hastalık. Allah-u Teala sıhhat afiyet versin. Tamam. Hayırlı hal nasip etsin. Cenab-ı Hak yardımcısı olsun. Dinleyicilerimizden dua ederler. Zor tabii, bazen dedi kırıcı da olabilirim. Olur tabii, insan bu. Et ve kemikten yani yaratılmış. Bir, iki, üç, beş. Bizi de oluyor bazen. Mesela aynı soruyu anlatıyorsun. Başımıza sık sık geliyor. Alıyor, izah ediyorsun. Telefon açmış falan. Kapatıyorsun bir dakika sonra. Ama siz dediniz ki diye başlıyor. O zaman yavaş yavaş bizim vites yükselmeye başlıyor. Birden ikiye üçe çıkmaya başlıyor. İnsanız. Evet. İnsanız. Hocam bu arada yayından önce falan da arayan dinleyicilerimiz oldu bazılarında. Mesela yoğun bakımda olanlar varmış. Ameliyata girmek, yakınları ameliyata girecek olanlar falan. Dinleyicilerimizden sizden dua istiyorlar sonunda. Allah-u Teala hayırlı hal, hayırlı şifalar etsin. Amin. Bütün hastalarımıza, hasta kullarımıza, eceli gelenler varsa onlara da iman selameti nasip etsin. Amin. Bugün cuma mübarek olsun. Bunun cuma günün hatır ve hürmetine de Cenab-ı Hak günahlarımızı affetsin. Amin. Evladı, eyalimizi, neslimizden gelecekleri kendine hadim eylesin inşallah Teala efendim. Efendim bu dinleyicinin bir sorusu daha vardı. Zamanla dedi nefsime uyuyorum dedi. Hani zaten o birinci siz sormuştunuz ya, bu dinleyicimizin de cevabı verilmişti. Hani böyle durumlarda dedi yarım saat gecikmeli falan oluyor. Ne yapabilirim? Böyle durumlarda mektubatı okumak ve Kıyamet Ahiret Kitabı'nın ilk 30 sayfasını okumak çok faydalıdır. İstihbara devam etmeli. Son dinleyicimiz krediyle dedi ev almanın mahsur var mı? Evi yoksa İslamiyet bunlara izin vermiştir. Günah değil bunlara. Bunlar alır. İkinci caiz değil. Bir de gusülden sonra dedi abdest alıyoruz. Niyet lazım. Gusülden sonra abdest almaya gerek yok. Bozulduysa alınır. Bozulmadıysa çünkü vücudun tamamını yıkadın, onunla namaz kılınır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.